Hızlı Hücum programından nesine.com ekranlarından yeniden merhaba. Bugün de Cuma günü bültenini Euroleague'de, Turkish Airlines Euroleague'deki Cuma günü oynanacak 3 karşılaşmayı konuşmak için Gökhan Töre ile birlikteyiz. Evet Gökhan, hafta yine Cuma günü diyelim. Yine bizim temsilcimizle başlıyor. Darüşşafaka Barcelona'yı konuk ediyor. Darüşşafaka Tekfe'nin bir çıkışı söz konusu. Yani iyi basketbol oynamaya başladı. İşte Budućnost galibiyeti, ardından ÇSKA karşısında kaybetse de iyi bir performans. Ligde alınan Bahçeşehir galibiyeti Barcelona maçına yansır mı? 4.5'lık handikap temsilcimizde. Evet, yani Darüşşafaka için aslında zor bir sezon. Çok yeni yapılanma içindeler. Birçok yeni transfer var. Zaten bunun da sıkıntılarını yaşıyorlar sezon başından beri. Maç sonu oynama becerisi henüz tam gelişmedi. Mesela Real Madrid maçını, CSKA maçının 3. çeyreği 26-10'luk bir seri yediler. Yani maç içinde tutunacak, ivmeyi sağlayacak açıkçası oyuncu kalibresi de ellerinde yok. Gerçi son maçta mesela ligde oynanan Bahçeşehir karşılaşmasında çok dikkatimizi çeken bir şey oldu. Kartal Özmızrak bir önceki maçta Antep maçında kaçırmıştı son topu atıp 3 sayı çizgisinin gerisinden. Aynı noktada yine topuna geldi. Bu sefer hiç korkmadan çok büyük bir güvenle attı ve o şutu soktu. Takımına maçı kazandırdı. Evet. Yani bu konuda da gelişiyor takım aslında. Şöyle yani Darüşşafaka'da zaten belirleyici olan bence Türklerin vereceği katkı. Türkler katkı verdiği zaman işler değişiyor. CSKA maçında da bu böyleydi. Türk oyunculardan katkı alarak başladılar maça ama oyunun sonunda yine işler istediğimiz gibi gitmedi. Ama rakip de Barcelona. Onlar da sezona 2 yenilgiyle başladılar. Onlar da çok her sene neredeyse yeniden yapılanarak yola çıkıyorlar ve bu sene de yeni bir hayal kırıklığı daha gözlerinin hepimizin gözünün önünde cereyan ediyor gibi. Aslında görünüyor. Şöyle bakıyorum ben, lige de iyi başladılar. Hani evet Euroleague sertliğinde o ön alandaki işte Hörtel ve Pengos ikisi de çok savunma handikapları olan oyuncular. Rakipler bunu kullanıyor ama çok da iyi bir hücum takımı aslında Barcelona yine. Öyle kağıt üzerinde gerçekten müthiş silahlara sahip. Yine Avrupa'nın Euroleague'in en geniş rotasyonlarından biri 17-18. Yani Singleton'ı alıp işte Boyalı'dan çok ciddi güç kattı. Ki Singleton hakikaten iyi oynuyor. Yani performans olarak verim sağlıyor. Deplasman iç saha en azından Darüşşafaka maçında böyle bir kriter yok. Onlar da kazanmaya oynayacaklar. Ben daha tecrübeliler, çok daha tecrübeli oyunculardan kurulu. Eldeki kadro yapısı Darüşşafaka'ya göre çok daha deneyimli oyunculardan kurulu. Hani Darüşşafaka'nın üzerine biraz daha koyması gerekiyor basketbol olarak ki bu büyük maçları kazanabilsin. Bunun için de biraz daha zamana ihtiyacı var diyorum. Yani handikap 4.5'luk bir handikap söz konusu. 1.40'tan da handikapsız seçeneği de var ama ben açıkçası 4.5'unu da aşılabileceğini düşünüyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Üst seçeneği de tercih 156 edilebilir. 156.5 iyi bir rakam bence. Barcelona için, evet. Olarak. Ben önce üst diyeyim. Ardından da Barcelona galibiyeti. Peki Panathinaikos Zalgiris. Panathinaikos geçtiğimiz haftaya çok bir yenilgiyle başlamıştı deplasmanda Bayern karşısında ama daha sonra sahasında Gran Canaria'yı yenerken hiç zorlanmadı. Zalgiris de temsilcilerimizle oynadı. İki temsilcimizle oynadı. Ne diyorsun bu karşılaşmayla ilgili 6.5'luk bir handikap konuk takımı açılmış. 158.5 toplam sayı limiti. Panathinaikos'un da bu sene özellikle Langford transferiyle çok çok skorer bir takım olduğunu belirtelim. Evet, Zalgiris'ten başlayacak olursak, hani misafir takımdan başlayacak olursak, Efes maçını geçtiğimiz yılki Zalgiris gibi oynadılar. Pangos'un yerini alan Walters'ın çok önemli işlere imza attığını gördük. Onun yanında yani takımdaki bütün dişliler Jasikevicius'un istediği gibi müthiş bir düzen işliyordu sahada gördüğümüz kadarıyla. Fenerbahçe maçında da aslında böyleydi. Çok büyük bir farklılık yoktu ama Fenerbahçe'nin koymuş olduğu direnç onlara geri adım attırdı sahada. Ben yine
ne olursa olsun geri adım atmayan bir Zalgiris'in olacağını düşünüyorum Panathinaikos karşısında. Handikapta kalırlar diyorsun o zaman 6.5'luk. Yani handikapta kalacak bir skorla bitme ihtimali var. Ama Panathinaikos'un da iç sahada... O zaman 158.5 konuşalım istersen. O da olabilir. Üst seçeneği yine bana yani bu maçta da cazip görünüyor benim. Açıkçası. Handikapta kalma ihtimali de var diyorum Zalgiris'in. Peki. O zaman haftanın son karşılaşması Gran Canaria CSKA Moskova. CSKA şampiyonluğun güçlü adaylarından bir tanesi. Final Four'un işte Fenerbahçe'yi sayıyoruz. Yine Real Madrid'i sayıyoruz. CSKA'yı sayıyoruz. Hani 4. takım kim olacak diye konuşuyoruz. Böyle bir ortamda Gran Canaria sahasında Barcelona'yı yendi ama tekrar edelim bu ligin altında bir kadroya sahip olduğu gerçeği de ortada. Kesinlikle. CSKA deplasmanda 11.5'lık handikapı aşağı düşüncesindeyim ben. Gran Canaria bu sezon en çok sayı yiyen takım. 170.5'a çıktı toplam sayı limiti, onu da söyleyeyim. Ben ona rağmen üst diyeceğim. Daha kafadan onu söyleyeyim bir kere. Rakibin CSKA olmasında tabii bunda etkisi olduğu ortada. Gran Canaria'nın sen de söyledin kadro yapısı yani Euroleague düzeyinde bir kadro değil yani. Birkaç takım sayacak olursak Budućnost, Gran Canaria. İkisi zaten Kimki, ligin altında gibi. Ligin altında kadrolara sahipler diyebilirim. Gran Canaria'nın bu bağlamda evinde CSKA ile baş etmesi çok zor diyorum. Yani 11.5 bir handikap. Handikapı bir kenara koyacak olursak sen sonuçta evinde oynuyor Gran Canaria. Ben kesinlikle üstten yanayım. Peki. Teşekkür ediyorum Gökhan Türe. Bu haftayı da böylece sonlandıralım. Hepinize bol şans dileyelim. Hazır kuponumuz yine ekranlarımızda olacak. Haftaya Hızlı Hücum programında inşallah Gökhan German'ın da iyi haberlerini alacağız. Ailesindeki sağlık sıkıntıları. 3 kişi olarak devam ederiz diyelim ve şimdilik izin isteyelim. Hoşçakalın.